Salon Bana Bak'ta yepyeni bir programla sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve kıvancı içindeyiz. Birol hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün çok zorlu ama gerçekten çok zorlu bir sorun var. Öğrenci evi, standart bir dolap. Yani öğrenci evinde ne kadar standart dolap olursa. Dolabı açtık, baktık, bir iki malzeme var. Tek malzeme yok. Yani standart ne olacak ki? Bir iki malzemeyle yemek yapılır mı? Yapılır. Yapılır abi. Dolapta soğan var, şeker var. Yine yapılır, karamelize soğan yaparız. Bir şey yaparız ya, bir şey buluruz orada, ne olacak ki? Yapabilir misin? O malzemeden bir şey çıkar. Sen yaparsan ben de yaparım. Deneyelim. Nasıl? Görelim, deneyelim. Bakalım ne malzememiz var. Bir dolabınıza baksanıza, kaç malzeme var? O yapıyorsa ben daha iyisini yaparım. Valla dolabı açtık, dolabımızdan ne çıktı? Nohut konservesi çıktı, fasulye konservesi çıktı. Mantar var. Mantar çıktı. Klasik, her öğrenci evinde. Soğan, mutlak. Soğanlar, salatamız, yani salata malzemesi var. Tencere makarna var. O zaman fasulyeyi aldım. Nohutu aldım. Salata malzemesini aldım. Sana da gerçekten çok güzel hakikaten şeyler hakikaten çok güzel şeyler bıraktın ama neyse. Ben bundan salata yaparım. Ben buradan makarna yaparım. Yapacak soğan şey yok. Da. Soğanla da güzel mı? Bir sos yaparım ona. Tabii. Olur olur bu iş olur. Olur mu? Görelim. Hazır mısınız? Bayanlar baylar, eğer hazırsanız işte rekabet başlıyor. Bu akşam sizlere hazırlayacağım salatanın adı Bouche à la Gouche. Ünlü bir Fransız salatası. Öğrenci evlerinde çok sık bulunan malzemelerle ya da hiç bulunmayan malzemelerle yapılıyor. İlk yapılması gereken şey, bu malzemeler büyük ihtimalle sizin mutfakta yok. Biraz zeytinyağı. Ne olursa olsun zeytinyağını ilk önce katacağım benim. Biraz fasulye. Biraz fasulye. Biraz fasulye, fasulye, biraz daha fasulye. Arta kalanını ayrıca yersiniz. Bu dolaba saklayın. İçine biraz limon. Limon katıp dedim ama tabii ki gördüğünüz üzere öğrenci evine limon yok. Limonsuz yapacağım bunu. Ben biraz, anlamam. Biraz nohut. Ben nohut, anlamam. Nohut, biraz da nohut, nohut, nohut. İlk önce iyice ne böyle karıştırdıktan sonra benim önerim evde, öğrenci evinde vardır mutlaka. Güzelce tuzluyorsun. Sizde bu oyuncaktan yoktur. Sizinki böyle normal. Kaşıkla maşıkla 4-5 kaşık tuzu iyicene atın. Tuzu bol atarsanız tuzun böyle bir güzelliği var. Salatanın içine ne kadar tuz atarsan o salata o kadar lezzetli olur. Aslında senin mantarlara göz diktim ama... Tamam, paylaşabilirim. Tamam abi ben şey yap, sıkıntıya gerek yok. İşte şunun üzerine bir de bir iki tane siyah zeytinle böyle besledim mi var ya. Çok ayıptı söylemesi. Yani rüya gibi bir bouche à la gouche Fransız salatasını yaklaşık 35 saniyede yaparak tarih yazdım. Ben bu bouche à la gouche'u tuş ederim diyorum. Ve işte bir masterpiece artık kameranın önünde yerini alıyor. Bakalım buna karşı sen ne yapacaksın? Başarılı, çok hızlı yaptın ama... 30 saniye. Çok elin çabuk belki ama bizim yemeğimiz daha havalı. Belki biraz daha uzun sürecek ama bir lezzet yakalayacağımızı düşünüyorum ben elimizdeki malzemelerle. Senin yemeğin adı ne abi? Seninkinden biraz esinlendim. Buna babuş diyoruz bu yemeğe. Babuş. Evet. Peki. Şimdi babuş yapacağız. Bayağı da bereketli çıktı bak. Vallahi. Sonra biraz zeytinyağı ki şey olmasın. Haksızlık olmaya başladı ya. Niye? Neyse. Evet abi sonra tavamızı yağlayıp... Sıcak tava değil mi? Tabii tabii. Sıcak ve... Sabahtan beri kokan, gözümüze burnumuza kokan soğanı ya da en azından bir kısmını yağıtalım diye. Onun şimdi lezzeti var mı? Lezzeti var mı? Sen karar verirsin ama bak sonra bilmiyorum bir kaşık tadına bakarsın. Beğenirsen fazlasını vermem. Şimdi o şeyler, o mantarlar şu anda oldular mı? Ya böyle bir iki dakika içinde. Oldular, oldular. Seninki evet. Kadar hızlı olamayabilir. Oradan vuracaksan oradan vuramazsın yani. Öğrenci çiğ mantar yedin mi sonra? Gördüğün gibi abi. Babuş burada. Çok ikna etmedi benim. Şimdi tabii burada bir püf noktası da bu sosu dökerken estetiğe dikkat edeceğiz. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum abi? Becerebilecek miyim ama öyle karıştırmadan, yani kökürtmeden... Estetiğe gerek yok canım ya. Ne gereği var? Bir tadayım, bir tadayım bakayım. Yani tabii her türlü eline sağlık ama... Yani. Malzemesinden de al ya, sadece salatasından mı söyleyeyim? Bakayım, eline sağlık bu arada. Hadi. Ama tabii bir...
Eline sağlık. Aldınız mesajı. Hangisi daha başarılı ya da denedinizse hangisi daha çok tuttu? Aşağı yazabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı istiyoruz. Aboneliklerinizi de bekliyoruz. Biz de yemeye devam edelim değil mi bu arada? Süper. Vallahi eline sağlık. Hala soğan kokuyor. Bir sonraki çekim için taze yiyorum buraları. Febrez. Mutlu bir nefes.